Döner ne ya? Burayı koskocum ben döner yapmışım. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Emin Batman. Yeni bir videoma ve kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Kısa bir vlog olacak. Şu an Tayyip'le birlikte... Hey, don't film please. Tayyip'le birlikte Zandvoort'a gidiyoruz. Size Hollanda'nın denizini göstereceğim. Ne kadar güzel. Umarım keyifle izlersiniz. İyi seyirler. Ben sanırım ki bu hafta denize mi gidiyor? Tayyip yarın Sivas'a gidiyor. Sivas'ın yollarına çıkay. Oh, senin güzel, sen söyle, senin güzel sesin var. Söyle, başla. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Bırak ben, beni bırak. Oo, gözlerim. Geç gözü gidiyorlar. Ve Hollanda'nın denizine. Omay Allah, inanmıyorum. İlk işimde oğlum şunu getir, oğlum şunu getir, oğlum şuraları temizle, şunu kaldır, şunu götür. Kaç yaşındaydın? 11 yaşında. Vay be, profesyonel çalışıyorsunuz ha. Temizle, süpür. Terzilere ne söylemek istersin baba? İşlerini sevsinler. En güzelini yapmaya çalışsınlar. Kimin mesleği terzilik? Terzi. Adem Aleyhisselam. Echt? Evet. Vay. İlken Adem Aleyhisselam'ları. Her işi yapan kişi yaptığı işi en güzelini yapmak zorunda. Çünkü Allah güzel iş yapanı sever. Bizim estetik anlayışımız bozulmuş baba. Neden? Millet şey gitmesin diye, fazla tutmasın diye. Bina olsun, elbise olsun, hep ucuzundan, şey kaçırarak. Binanın çimentosu, demirin de kaçıran. Güzel yaparsan Allah senin işini bereketlendirir, işini kolaylaştırır, riskin bereket verir. Tabi denize gelip balık yememek olmaz. Hollanda'ya gelirseniz şayet arkadaşlar kibbeling yemeden asla ve asla geri dönmeyin. Kibbeling aşırı güzel. Haring de yiyebilirsiniz ama haring böyle çiğ balık oluyor. Ben çok fanı değilim ama yiyenler var, sevenleri de var, deneyebilirsiniz. Ama kibbeling mutlaka yiyin, benim favorim. Biz yeriz de babamız ve arkadaşları yemesin, onlara da gelsin. Kolay gelsin. Babam gitti mi? Yok, estağfurullah, daha ne yiyor? Sabahlar herkese, yeni bir günden merhaba. Şu an Fatih abinin evindeyim. Kendisi kendi evini baştan inşa ediyor. Üniversitede teknik bölümünü görüyoruz ama baştan nasıl bir ev inşa edilir, sorularımı sorabilir miyim diye o da Allah razı olsun davet etti. Şu an evini geziyoruz. Burası büyük oğlanın odasıymış. Hazır gibi. Sabah kalkıp tramvayım gelmiş bir yere bakmak. Bir afbeylem. Oh. Bak, şahıtan, heel vet, ja. Het is een speciale verf, afneembaar verf. We hebben jullie hediye getirdi. Merak etmeyin. Vay be, duygulandım. Allah razı olsun ya. Arkadaş, vallahi teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Öncelikle.
Vallahi duygulandım. Hatta şey yapalım ya, bunu bakalım buraya sığarsa. Buraya çünkü cam raflar gelecek. Oh wow. Bakalım. Aynen vallahi sığdık. Gel, çok güzel yer edinecek. Şu an Delft'a geldim arkadaşlar. Aylar olmuştu gelmeyeli. Gerçekten çok değişik hisler hissediyorum. Yolları bile unutmuşum, şaka yapıyorum. Burada olmak çok güzel. Birazdan arkadaşla buluşacağım, Oliver. İlk vlogumdan bilenler bilir. Onunla birlikte buluşacağız. Eindhoven'a gidiyorum bugün. İyi seyirler. Evet, trene bindik arkadaşlar ve yanımda kim var? Hallo oğlum, al. Eindhoven'a gidiyoruz. Hizmette yemek yiyeceğiz. Bu arkadaşımız bana yılın başından beri diyor ki Ahmet Emin, Hizmet denen bir yer var, oradan mutlaka yememiz lazım. Ben de diyorum ki kardeşim, burası nedir, neyin nesi, neyin fesi? Sonunda gidiyoruz. Rakam ben Hizmet, what ate? Kapsalon. Kapsalon. Kapsalon yiyeceğiz. Size belirteceğim güzel mi değil mi diye. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bunun ismi Kapsalon. Hollanda'da çok meşhur bir yiyecek. İçinde wat zit erin? Patat. Kalfsvlees. Ja. Salade. Salade en kaas en erop. Heel veel knoflook zelfs. Oh, eet smakelijk. Evet, Oliver bize Türk yemeklerini sayacak. Börek, lahmacun, dürüm döner. Kapsalon. Kapsalon is niet. Nou ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, het is niet. En spinazie börek, börek. Ja. En lahmacun. Ja. En baklava. Kijk, 5. 5 out of 5. Netjes hoor. En hoe was de kapsalon? Echt? Ja, Oliver die komt al jaren hier naartoe. En die zei al sinds begin van het jaar: Ahmed, als je een keer naar Eindhoven komt, dan moeten we bij Hizmet gaan eten. Dus nu zijn we er en ik ben ook, nou ja, niet per se positief verrast. Ik had het wel een beetje verwacht. Maar is goed jongens, siz de gelin, Hizmet güzel. Güzel kapsalon yapıyorsunuz Hizmet abimiz. Aferin. Hij is Nederlands, hij is Nederlands kampioen hè. Zou je backflip en zo? Sowieso. Doe eens. Wil je backflippen? Ja, doe het backflip. Oké, ook een biertje. Instagrammable zijn. Ben als jullie hier bir breakdance'tje olduğum için ben göstermeyeceğim, onu sana gösteriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Je bent hier op je bek gegaan. Dat doe je vaak zeker. Oké. Je gaat echt denken, nee Ahmed, heb je dit echt gedaan? Allemaal ON2-projecten van ON1. Ik zie jou hier even door. Kijk, oh wow. Ik ga stuk. Misschien is het een beetje plagend, maar daar zijn vrienden ook een beetje voor. Leuk, leuk. Heb je dat zelf gemaakt, Oliver? Is het een yes project of zo? Nee. Leg jij uit wat het was? Nou, we waren gewoon een beetje met Zoom. Dat was nadat het al ingeleefd, waren we nog even op Zoom aan het praten. Toen gingen we, ik ging dingen tekenen en moest Ahmed raden welk gebouw ik aan het tekenen was. Ja, ja. Het is echt de meest lelijke tekeningen ooit. Maar ja, dat bedoel ik dus. Maar Ahmed heeft ze wel allemaal kunnen raden, dus daar gaat het om. Ja, maar dan kun je altijd terugkijken en denken van, het kan altijd beter. En hier heb ik Eindhoven, en dan zie je al die projecten, en dan hier heb ik Eindhoven Airport 2030 geschreven. Oh, dat is ook goed. Dus en dan met jou Oliver Cars logo, want jij gaat daaraan meewerken hopelijk. Leuk. Leuk. Wauw. Yeni bir günden herkese merhabalar. Hollanda'yı turladığım 3. günden herkese bol selamlar. Bugün Den Bosch'tayım. 1. gün Zandvoort'taydım, 2. gün Eindhoven'daydım. 3. gün ise Erbil arkadaşımla birlikte
Neredeyiz Erbil? Den Bos. Den Bos'tayız. Design Müzesi'm Eindhoven'ı geziyor. Eindhoven. Ben durmadan Design Müzesi'm Den Bos'a Design Müzesi'm Eindhoven diyorum. Gezdik şu an. Çok enteresan objelerle karşılaştık. İnteraktif bir sergiydi. Ama Covid-19 sebebiyle bazı eserler de kapatıldı. Birazdan Robu'yla buluşacağız. Mimarisini çok beğendim. Bakın arkadaşlar. Sen de acayip çabuk yaptı. Bayağı iyi bas ne o? Okay. Arkadaşlar bu robot şimdi Erbil arkadaşımın yüzünü analize etti ve şimdi diyecek ki yüzde kaç happy, yüzde kaç neutral, yüzde kaç angry. Ha, yüz şeklini de yapıyor. Neutral. Ya. Yeah. 80%. Hou op met mij. 84%. Hoe dan? Geen uitdrukking. Geen uitdrukking. Arkadaşlar %18 mutluyum, sad %8 ve normal %84. Evet, sesin acayip değişiyor. Yemeklere çekmeyi hep unutuyorum ama şu an Den Bos'a ait, yöresine ait ne yiyoruz? Bosu bol. Bosu bol. Okay, Kayhan. Okay, we draaien hem om. Stap 1. Çeviriyoruz. Mm-hmm. Oh, heerlijk. Ben parçaladım zaten. Üstünde çikolata. Achrom ne? Neydi? Dat is echt mooi. Ja, ik vind het echt zo'n mooie naam. Creme chantilly. Ja, ja. Creme chantilly kelimesini o kadar beğeniyorum ki arkadaşlar. Ne yapayım? Creme chantilly kelimesi. Hij, Robbe. Hij reageert altijd op mijn stories van ja, ik ben het echt super. Ik weet niet of het Turks is. Zeg maar. Baklava. Ja, ja, ja. Hate comments. Erbil diyor ki baklava Yunan bir tatlıdır. Ze hebben een keer een huisje gehuurd. Worden ze mee. Dan moet je eruit. Kijk hoe het voelt. Hou hem vast. Heel narcistisch eigenlijk. Hier moet ik in kijken. Evet Erbil, sen ne okuyordun bu arada? Biyoloji. Biyoloji okuduğu için kendisinin böyle bir koleksiyonu var. Yukarıda belki koleksiyonunu da gösterme fırsatımız olur ama bugün eve götüreceğim. Bu bitkinin ismi ne? Monstera stentleyana. Ha, o tamam. Ne soruyor o zaman? İki tarafa salmış. Çok iyi. Ne demek oluyor? Yani iki tarafı salmasının yararı ne? Büyük bir ihtimal tabana değmiş. Sonra iki tarafa doğru yol aramış büyümek için. Aa. Ama güzel yani ne kadar çok kök olursa o kadar iyi büyür. Hmm. Ve genel Türklerde ya da insanlarda bitki hakkında yanlış bilinen doğrular nedir? Ya da doğru bilinen yanlışlar. İşte doğru bilinen yanlışlar. Milletimizi aydınlatalım. Bilmiyorum. Çok su vermeyin. Mesela çok su vermeyin mi? Mesela günde kaç defa su verilmesi lazım? Bunlar çok büyük. Oh my Allah, çok güzel, çok hoş Erbin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Of çok güzel. Bu arada şeylerle ilgili, bitkilerle ilgili sorunuz olursa Erbiyoloji Instagram'ını takip edebilirsiniz. Orada çok güzel bitkilerini paylaşıyor. Kendisi bir bloggerdir aynı zamanda. Evet.
sorusu olan iletişime geçip alt yanından çıktı. Stök. Tekiyorum. Aaa! Sen doğal yöntemle veriyorsun. Güzel oldu. Bence de güzel oldu. Estetik. Yakışıyor mu bana? Aynı ben ya, maşallah bakın. Aynı ben. Teker teker, maşallah maşallah. Güzel. Güzel mi güzel? Yakışıklı mı yaşıklı? Zeki mi zeki? Araba sürmeyi seviyor musun Erbil? Hayır. Peki, beceremiyorum. Kameraya falan bakma, kendine şey hissetme. Poz vermeyeyim şu an. Senin arabaya odaklan. O kadar stres yapıyor ki araba sürerken, dedim çekeyim. Bakalım. İnşallah kaza yapmayız. İnşallah. Lamba da yanmadı ya. En çok neyden korkuyorsun ki? Arabayı kaldırırken slip ediyor bazen. Ben debrajla pazın şeyini... Ayarını tutamıyorsun. Aynen. Yandı. Ay yeşil. Şu an. Bunlar niye geçiyor? Allah'ım. Neyse. Ehliyeti emin yerden aldık. Fazla korkmaya gerek yok. Aha geçtim. Tebrik ederim Erbil. Teşekkürler. Döner ne ya? Burayı koskocaman döner yapmış ha. Nereye gideceğiz acaba? Sen bir baksaydın keşke lokasyona ya. Neyse bura galiba. Bura küçüktü. Allah'ım. Transferiyim mi? Nereye gittin? Kısmen mutfa... Ooo ne? Mutfa yeni değil. Neyse dönelim bari. Dönüyoruz. Yanlış burası. Buraya park yeri yapmışlar büyük. Biliyor musun transferi yapmış? Bilmiyorum. Buraya park ediyorsun, sonra otobüsle şehrin merkezine gidiyorsun ki şehrin merkezi kalabalık olmasın arabalarla. Aa çok yani iyi. Yani sisteme bak be. Uzaklarına park yeri yapıyorlar. Evet, İstanbul'a da gerek bu. Şehrin içindeki yoğunluk kaldırmak. O zaman ücretsiz için mi otobüs? Yok ama park ücretinden ucuz tabii, şehrin içindeki park ücretinden. Aa. Yani kazanç orada. Ondan millet tavsiye ediyor. Ne kadar sürüyor ama otobüsle? 10 dakika falan sürer sanırım. Ama şehrin içinde o kadar kötü ki park etmek, yani park garajları doluyor. Sonra gene orada yani çok park... Çok kibar konuşuyorsunuz Erbil. Evet, şu an sizin takipçilerine uymaya çalışıyorum. Elit konuşmaya çalışıyorum. Tarzı. İstanbul Türkçesi. Kendisi tabi 6 ay İstanbul'da ikamet etti. İkamet kah. Devam et Türkçe'nle. Evet, bu yaz gene Bodrum'daydık işte. Annemgilin yazlığına gittik. Sen İstanbullu elitler Bodrum'a gider, Şile'ye gider, İzmir'e gider, Ege'ye gider yani. Muğla'ya, medeniyete giderler. Biz gideceğimiz yeri ben bulamıyorum şu an. Sen nereye gidiyorsun her yaz? Biz köyümüze gidiyoruz, Karadeniz'e gidiyoruz. Tezeğin içine gidiyoruz yani. Tezek kokusu seviyoruz daha. Kastamonu'da kendisi. Evet. Böbrekleri açıyor, akciğerleri. Bence gurur duymalısın. Evet, ben seviyorum yani de millet böyle bir illüzyon içinde yaşıyor tabii. İstanbul'da tek Bodrum var. Türkiye'nin gerisi bir işe yaramıyor. Şey var, böyle bir algı var. Ben bu algıyı çok yanlış buluyorum. Buraya gireceğiz. Gireceğiz. Nereye geldik? Bu sevda. Ahmet lütfen. Ben ne hakim. Hareketler çekeyim mi? Ya. Belalım, belalım, belalım. Latva fon müziksin. 3, 2, 1. Ekadını tamam açıyoruz. Tasarık orkunu. Belalım açalım. Sabahtan beri belalım dinliyoruz zaten. Bu sevda var boşuna. Sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Hey, hey, hey.
Acayip iyi yapıyorlar bu. Bak çöktük ha. Evet, 3 gün sizinle beraber Hollanda'yı gezdik. İlk gün Tayyip arkadaşımla, ikinci gün Oliver ile, üçüncü günde Elbir ile gezdik. Teşekkür ediyorum Elbir bana Denbos'u gösterdiğin için. Size izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu sene belki yurt dışına tatile gitmeseniz bile çevrenizde, köyünüzde, kasabanızda ki görmediğiniz yerleri keşfedin. Ben o kadar yıldır Hollanda'dayım, buraları hiç görmedim. O yüzden sınırlarınız içerisinde çok güzel yerlere gezebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, kendiniz olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.